Manşete hoş geldiniz. Kasım ayı başladı. 1 Kasım. Bu görüntüler Esenyurt Belediye Başkanı seçimle iş başına gelmiş ve halkın iradesi gasp edilerek, yok sayılarak, hiçe sayılarak, gözaltına alınarak tutuklanmış Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltanları ve evinde yapılan aramalara ait görüntüler. Görüyorsunuz, göreceksiniz. Çekmeceleri karıştırıyorlar, odalara giriyorlar. Hatta öncesinde yani kapıyı ne bileyim böyle koçbaşıyla falan açıyorlar. Büyük geniş ekipler. Terörle mücadele şu bu bilmem ne. İlerleyen saniyelerde de iki polisin arasında halkın iradesiyle seçilen bir başkanın nasıl gözaltına alındığını Ahmet Özer'in son görüntülerini hemen arkadan çekilmiş görüntülerle görüyorsunuz, izliyorsunuz. İçim acıdı. Yani bu görüntüleri izlerken ve Ahmet Özer gözaltına alınırken gelişmelere baktığınızda gerek arkadaşlarının, mesai arkadaşlarının, gerek partili arkadaşlarının, gerek parti yönetimindeki arkadaşlarının bir topyekün bir birlik, bir ittifak el ele tutuşarak, dayanışarak kendisine destek olduğunu, destek verdiğini göremiyorsunuz. Yer yer çatlaklar var, yer yer itirazlar var. Ben o karıya girmem lafları, sesleri var. İşte burada götürülüyor. İki terörle mücadele polisinin arasında Ahmet Özer götürülürken arkadan çekilmiş görüntü. Gerçekten üzerine ne konuşulur ne söylenir bilmiyorum. Fakat sadece şunu söyleyebilirim Ahmet Özer'in partisi CHP enteresan bir biçimde tanık olduğumuz defalarca ve bizi şaşırtmayan, sürpriz olmayan ama tabanı şaşırtan, kendine destek veren insanları, oy veren insanları şaşırtan, alkışlayan insanları şaşırtan benzer tepkileri vermeye devam ediyor. İktidar benzer yöntemlerle iş tutuyor, hiç değişmedi çünkü sonuç alıyor. CHP'de benzer yöntemlerle itiraz ediyor. Bu da hiç değişmiyor çünkü sonuç alıyor. Şimdi bu yayında biraz hafıza hatırlatması da yapacağım. Ama ondan önce gelişmelere bir bakalım ne olmuş. Sefer Selvi'nin karikatürü, günün karikatürü. Kürt kardeşim sana uzatılan bu eli sımsıkı tut, tut diyor ama tutacak el yok. Dayak yemekten sargılar içinde. Kırılmış kolu kanadı Kürt kardeşinin. Ahmet Özer mühim bir isimdi. Özellikle Kürt seçmenle CHP arasındaki köprü isimlerden biriydi ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanıydı. Bu hakkında bir soruşturma açıp tutuklama yaparak da iktidar, ...tek hareketle birkaç sonuç almayı hedefliyor. Bunlardan biri de özellikle Ekrem İmamoğlu... ...şu anda ahmak davası işte Süleyman Soylu'yu... ...veya onun demecini veya onun çıkışını değerlendirirken yaptığı bir açıklama var. Ahmak gibi bir ifade geçiyor. Halbuki kendisine ahmak denmiş, onu iade ediyor. Fakat kendisine diyenlere bir şey olduğu yok. Onu iade ettiği kelimeden dava açtılar. Yani altı boş, kimseyi ikna etmeyen, hiçbir inandırıcılığı olmayan... ...bundan dolayı bir kişinin önümü kesilir... E, hapse mi atılır ya da hakkında bir ceza verilip oradan hareketle bir siyasal yasak mı falan siyaset yapma yasağı mı konur? Kimsenin içine silmeyen bir konu iktidarın da içine silmiyor. Yani iktidar unsurlarının da içine silmiyor ama yeni bir şey bulmamız lazım. Ahmaktan bir e, siyaset yasağı koyup buradan da yürüyerek bir terörle iltisak. işte Ahmet Özer falan üzerinden kent uzlaşısı adında Dem Parti ile bir... E, seçim işbirliğiyle gidildi ve bu seçim işbirliğine elbette Kandil sınırların ötesinden bir takım Kürt gruplarda dahil oldu falan gibi bir yerden yürüme. Ahmet Özer bunun deneme atışı. Fakat CHP bunun farkında değil. Ekrem İmamoğlu farkında fakat yüksek sesle o da itiraz edemiyor. Yani bir yere doğru gidiyor. Suçun şahsiliğini ne bileyim berat Zimmet asıldır falan bunları terk edeli çok oldu. Ülkede bir, iş, bir çete bir iş tutuyor ve masum insanları Tutukluyor içeri atıyor. Ve söz söylemenin önüne geçiyor. Birazdan bakacağız. Şehrin emini terör yandaşı olamaz diyerek direkt hakkındaki hükmü vermiş İçişleri Bakanı. Daha dur hakkında bir soruşturma var yahu. Hemen zaten atadılar kayyım. Kayyım da gitti o masaya oturdu. Fotoğrafını da çektirdi makamdan. Sonra da geriye doğru bütün e, icraatı da sosyal ağlardaki paylaşımları da her şeyi sildirmekle işe başladı. Her şey planlı hesaplı. O arada Özgür Özel ziyaret etmek istemiş. Onu da ona da ona da hayır demişler. Hani ne oldu normalleşme? Adam kendi belediye başkanını ziyaret edecek. bir milyon nüfuslu Esenyurt. Almışsınız gözaltına, tutuklamışsınız. E gidecek, ziyaret edecek. Geçmiş olsun diyecek. Ne yapabiliriz diyecek. Hukuki destek verecek. Neyse. tabi normalleşme bir yere kadar. Hayır. Ahmet Özer'i ziyaret edemezsin. O onlar da tamam dediler. işlerine bakıyorlar. Yani acayip bir şey var. Yani siliri duvarlarına dayanıp da orayı sallamak yok. Bu hareketin geçmişte böyle eylemleri var. Hadi git salla silivri duvarlarını. Şimdi yap zamanı. Hayır zamanı değil. Yani kendine göre zaman değil. Zamanı ama zamanı değil. Yani buradan şimdi kimseye akıl verecek hal yok. Hemen seçim şimdi diye yazdım ama. Herkes her şeyin farkında. Biliyor ne yapması gerektiğini de biliyor fakat yapmıyor. Alınlarını karışlarız demiş. Eğer İstanbul Büyükşehir'e yürürlerse. Hiçbir şey olmayacak. Yarın Ekrem İmamoğlu'na yürüyecekler ve hiçbir şey olmayacak. Benzer tepkiyi vereceksiniz ya da tepkisizliği, Mansur Yavaş dahil benzer tepkisizliği vereceksiniz. Ondan sonra da ön, el, elinizde kalanlarla önünüze bakmayı sürdüreceksiniz. Şimdi alınlarını karışlasana. Eşenurt Belediye Başkanını almışlar yahu terörden. Eğer alınları karış e, karışlama gibi bir şey varsa yapılacak. Şimdi yapman lazım. Yani bu açıklama şu da var. Yani şu kadarını söyleyeyim kafalar hiç karışmasın alınlarını karışlarız. Niye? Bu olay İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yansırsa. Diyor ki Esenyurt bir bardak soğuk su içtik. Geçti gitti. Şimdi önümüze bakalım. İstanbul a gelemezler. Gelirlerse filan. Geçmiş olsun Ahmet Özer. Ve yani üç gün konuşulup unutulacak bir hadise. CHP için de öyle. Ve yani CHP sözcüsü de farklı değil. Bu ülkede o hal koşullarında yapılan anayasa referandumuyla meclisi bypass eden, yargıyı yürütmeye bağlayan kimdi filan. Neredeydin sen de mühürsüz oylar e, işleme konulurken falan hiç sesini çıkartmadın. Aldın kabul ettin hayırlı olsun dedin. Muharrem İnce olayında da öyle. Sonraki olaylarda da öyle. Hepsinde öyle. Tantanasını yapmadın. Ha üç ay sonra referandum şahibeli dedi o günkü CHP genel başkanı. O gün akşam itiraz edecektin. Ama edilmedi 17 Nisan 2017 referandumuna. 15 Temmuz 2016 15 Temmuz 2016 işte darbe girişimi meselesinden sonra 20 Ağustos'ta yeni kapıya gidildiği gibi. Maalesef. Ama anca bık bık. Yani orada yazdım ya herkes haklı ve herkes de aynı hafıza sorunu var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu sineği millet çağrısında bulunmuş falan. Sineği millet şudur parlamentodan çekilmek, istifa etmek. Ve bu istifaların kabul edilmesi gerekir. İstifaların kabul edilmesiyle de boşalan milletvekilleri için seçim yapılır falan. Fakat sine millet esasen kelime anlamı bu ama e, bunun pek uygulaması da geriye doğru. Türk demokrasi tarihinde pek yok. Sadece hani bir kişi iki kişi kendi başına sine millete dönüyor yani istifa ediyor falan. O da kabul ediliyor sonra o da kendi yoluna bakıyor. Çekileceksin bütün yerlerden. Yani sine milletin şeysi budur. Bugünkü anlamı parlamento faaliyetlerinden çekileceksin, Rütük'teki üyeni çekeceksin, HSK'daki üyeni çekeceksin, her yerdeki YSK'daki üyeni çekeceksin, Yüksek Seçim Kurulu, Hakimler, Savcılar Kurulu hepsine üye bulundurarak veya kontenjandan atama yaparak rejime meşruiyet sağlıyorsun. Parlamento çalışmalarından çekileceksin falan. Ama girmezler, giremezler. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi döneminde yapmamış. Şimdi git, yani koltuk gittikten sonra kolay böyle çağrılar yapmak. Özgür Özel de yani mecliste doğdu orada büyüdü. Ondan başka bir şey bilmiyor. Sini milleti CHP'de bak herkese kabul ettirebilirsiniz. Kabul ettireceğiniz son kişi demiyorum. Kabul etmeyip inat edecek tek kişi Özgür Özel kalır. Çünkü öyle bir kendine göre izah ediyor. Şöyle olursa böyle olur zarar çıkarız falan. Onların hepsi laf salatası. 5 yıl sonra bugün buraya yazılacak bir şey yazın diye sormuş Metin Cihan. Suat Kınıklı Kınıklıoğlu güzel cevap vermiş. Yerel seçimden hemen sonra erken seçimi zorlamalıydık. Doğru. Onun için öyle yazdım. Hemen seçim şimdi. Şimdi bugün bir sürü anket şey, şeyleri geliyor. Benim de adını ilk defa duydum. Serar diye bir araştırma şirketiymiş. Verdiği sonuçlarda CHP 29 ile birinci, AKP 28 ile ikinci, DEM 10 falan diye gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya, hangi adaya oy verirsiniz diye sorulduğunda da 38 ile farklı Mansur Yavaş diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan 33, Ekrem İmamoğlu 22. Ekrem İmamoğlu'nun enerjisinin 2023 öncesindeki gibi olmadığını görüyorsunuz. 2023'ten sonra Erezyon'a e uğradı ve Mansur Yavaş artık bir aktör olarak da ortaya çıktı. Şimdi bir iki konu var ki bakalım yani rejim Dilruba'yı unutmadı. Yani eee en son Cumhurbaşkanı'na hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verilmiş. Gene o da ertelenmiş. Daha önce 7 ay 15 günlük bir hapis cezası vardı. O da ertelenmişti. Yani hiçbir şeyi bırakmıyor rejim. Hadi nerede CHP? Tabii şu anda CHP sen yurtla meşgul. Dilruba'yı unuttu. Daha önce ceza aldığım dosyadan yine ceza alayım istiyorlar. Adalet bu ülkede duvardaki yazı olmuş ama namuslar da cesur olmalı demişler diyor Dilruba. Maalesef. Dilek Ekmekçi. o da unutuldu. Eren Keskin ziyaret etmiş. Masar Osman akıl hastanesi. Hastanesinde görevli Doktor Alev Aktür kendisini hiç görmeden CMK 74 uyarınca hastanede gözlem altında alınması yönünde görüş beyan ettiği için çok endişeli. Yani belli ki henüz yatırılmamış ama buraya doğru gidiyor olay. Bir ruh hastasının şikayeti üzerine aklı başında insanları hastaneye koyuyorlar. Yani hep böyle. Ruh hastaları dışarıda ...tedavi edilmeye muhtaç insanlar dışarıda. Osman Gökçek'ten bahsediyorum. Ama işte... ...kendi suçlarını, bu, onların suçlarını ve sorumluluklarını ortaya çıkaran insanları da içeri atıyorlar. Yani bu mafya çete meselesinde de böyle, ruh hastalığında da böyle, hemen her şeyde böyle. Maalesef. Yazık, ayıp. İstanbul Barosu'nun... ...tek hareketi yok halen Dilek Ekmekçi ile ilgili. Ama bunlarla ilgili var. Mesela... İstanbul Barosu değil elbette. Hukuk sistemi. Şimdi hukuk sistemi içerisinde çerçevelenen insanlar var. Bir gencin ölümüne iki kişinin yaralanmasına neden olduğu halde tutuksuz yargılanan Kerem Kınık'ın kızı, kızı, eski kızlay Başkanı Kerem Kınık, Fatma Zehra adli kontrol kararı da kaldırılmış artık karakola gidip imza bile atmayacakmış. Yani enteresan. Fakat yani bu işin iki boyutu var. Bir işte yani rejim bizim rejimimiz değil mi? Yapacağız yargıda şeyini diye bakıyorlar. Bir de bu kızlarla ilgilenmeyip ezeli ebedi neyse düşmanlıklarından hareketle yurt dışına çıkmış hayatını kurmuş kız çocuklarıyla ilgileniyorlar. O da rejimin sol yanı. Sağ yanı bu. Sol yanı da o. Aynı rejim. Doğu Ergil eğer muhalefet etki ajanlığı yasasını önlemezse adını değiştirip mutabakat yapsın diyor. Muhalefet mutabakat olsun diyor. Daha ne desin Doğuca? Şimdi etki ajanlığı yasası nedir? Bir kere daha ekrana getiriyorum daha iyi anlaşılsın diye. Devlet güvenliği ve iç dış siyasal yararlara aleyhine yabancı devlet organizasyonun stratejik çıkarları talimat doğrultusunda suç işleyenler hakkında işlem yapılacak. 3 yıldan 7 yıla kadar. Eğer bu savaş ve harekat dönemi ise 8 yıldan 12 yıla kadar. Şimdi hemen her konu Konuştuğunuz, söylediğiniz, yazdığınız tweet, mesaj, herhangi bir sosyal alarda paylaştığınız bir video, görüntü, grafik, bir sokak röportajında verdiğiniz ifade, yazdığınız yazı gazeteciler için, yazdığınız yazı, yaptığınız yorum, analiz neyse, akla gelen her şey, her şey ama her şey, devletin iç ve dış siyasal yararları aleyhine ise gittiniz. Olay bu. Ama bu geldi geçiyor ve muhalefet bunda da en azından bir tantana yapması lazım. Hayır. Bununla hiç ilgilenmiyor. Osman Kavala 7. yıl açıklaması. 1 Kasım 2024. Tutuklanalı 7 yıl oldu diye kolay. İçeride çürüyor adam. En güzel yılları içeride geçti. Açıklamasını okuyalım mı birlikte. Cezaevinde 7. yılım tamamlandı. Bu süre boyunca masumiyet karinesinin çiğnendiği, temelsiz iddiaların, yalan beyanların kullanıldığı bir yargılama süreci yaşadım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2019'da suç sayılan bir faaliyette bulunduğuma işaret eden bir delili olmadığına hükmetmişti. Gezi davası aynı nedenle beraatle sonuçlandıktan sonra yargı üzerinde siyasetin etkisi arttı. Ahim kararını uygulamamak ve beraat kararlarını bozmak için aleni biçimde yasalarla oynandı. Yasalardaki tanımlara aykırı biçimde bir casusluk suçlaması kurgulandı. Bu suçlama siyaseten de kullanıldı. İnsan haklarını ve öteki sayılanların hayatlarını değersiz gören düşman hukuku uygulamaları teşvik gördü. Böylece hiçbir şiddet eylemiyle ilişkim olmadığı bilinmesine rağmen en ağır cezaya çarptırıldım. Dört gece tutuklusu da aynı yaklaşımla 18 yıla mahkum edildi. Cezalar Yargıtay tarafından onanınca şunu anladım ki yargı mensupları sakıncalı buldukları insanlara ceza verme yetkisine sahip olduklarına inanıyor. Bu insanların suç işlemediklerini biliyor olmalarına rağmen. Yargıda insan hayatına değer vermeyen anlayışın yaygınlaşmasının kamuoyunda infial yaratan birçok olayda olduğu gibi temel etik değerlerle ilgili bir aşınmayı da yansıttığı düşüncesindeyim. 60 yaşından sonra aktif biçimde yaşayabileceğim hayat diliminin büyük bölümünü cezaevinde geçirmiş oldum. Eşimle hayatı paylaşamadım. Annemle, sevdiklerimle birlikte yaşayamadım. Yıllardır yürüttüğümüz barış ve uzlaşma kültürüne katkı sağladığına inandığım sivil toplum çalışmalarını sürdürmem engellenmiş oldu. Cezaevinde kendimi bir yurttaş olarak hissetmeyi sürdürebilmek için maruz kaldığım, şahit olduğum hukuksuzlukları kamuoyuyla paylaştım, uyarıcılık sorumluluğumu yerine getirmeye çalıştım. Hayatımın hatırlayabildiğim en erken döneminden itibaren ağaçları tanımama imkan veren, kamu mekanını başkalarıyla paylaşmayı öğrenmemi sağlayan Gezi Parkı'nın her yaştan ve sınıftan yurttaşlarımız tarafından kullanılan bir park olarak kalması benim için bir teselli kaynağı. Ancak bana asıl teselli verecek olan ülkemde hukuk devleti yönünde gelişmeleri görmek olacak. Bunun olacağına ve gerçekten özgürlüğü teneffüs edebileceğime inanıyorum. Osman Kavala, 1 Kasım 2024. ekonomi. Açlık sınırı zam planında geçti. Açlık sınırı mevcut asgari ücreti 3430 lira geçmiş. Ama asgari ücrete benzer bir artış olmayacak. Göreceksiniz. Kredi kartları için 60 aya kadar yapılandırma duyurulmuştu, bugün başlamış. Hadi bakalım. Yani bir nebze kredi kartı depremini, sarsıntısını ötelemiş oldular. O arada devlet 813 milyar liralık vergi borcunu tahsil edemediğini itiraf etmiş Mehmet Şimşek'in ağzından. 36 bin yaklaşık şey, yaklaşık 31 bin borcun tahsil edilebilme kabiliyeti yok demiş. Bu da dikkatinize. Profesör Doktor Veysel Ulusoy bu alternatif enflasyon araştırma grubu en agın başında. Siyaset kurumunun halka katacağı bir şey kalmadı. Başka bir oluşum, başka bir yürüyüş yaratmak gerekiyor. Halka rağmen siyaseti ort ortadan kaldırmak için. Daha ne desin? Halka rağmen siyaset. Deminden beri anlattığımız hikaye. Ve şimdi bakalım yani halka rağmen siyaset. Şimdi hep şimdi de CHP sözcülerine bakıyorsunuz. Ama şu taktikleri bu taktikleri. Ya işte geçmişte de şöyleydi. Bugünün bilmem savcısı, dünün bilmem neyi. İşte onu öyle de görmüştük. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi sicilini getiriyorum. Şimdi bütün bunlar ne biliyor musunuz? Bütün bunlar esasen kendi yani suçluların telaşı. İsmet İnönü'nün ifadesiyle. Yani kendi günah ve kabahatlerini ve sorumluluklarını bir biçimde sağa sola havale etme yarışı. Bakın sadece me e CHP'nin meclis sicili. 2007'de Türkiye'nin mecliste Cumhurbaşkanı seçmesini 367 kriziyle önledi. Sonra Abdullah Gül seçildi ama o günkü anayasa değişikliğiyle Bugünkü başkanlık sisteminin taşları döşendi. 2007'de yapılan anayasa referandumuyla başka çare kalmamıştı. Referanduma götürdü anayasa değişikliğiyle AKP. Gerçekten o gün başka çare yoktu. 367 krizi bloke etmişti meclisi. Ve o günkü referandumla çok açık ara farkla Cumhurbaşkanı'na halkın seçmesi oylandı kabul edildi. İki dönem beşer yıl. Buyur. Kim döşemiş bugünün taşlarını? 2010 referandumunda HSK seçimi, HSK seçiminde bir kişi bir üyeye için oy kullanacakken bunu götürdü Anayasa Mahkemesine iptal ettirdi ve liste usulü oy kullanmanın yolunu açtı. Bunu yapan CHP'dir. Şimdi 2010 referandumunu şeytanlaştırmaları da o günkü o günah ve sorumluluğu sorumluluktan sıyrılma çabasıdır. Dilimizde tüy bitti. 2015 7 Haziran seçiminin ardından AKP ile istikşafi koalisyon görüşmelerini CHP başlattı. Hemen 3 gün sonra 3 gündür konutuna kapanmış çıkmayan Erdoğan'ı ziyaret eden de koşa koşa Deniz Baykal da önceki CHP başkanı. 2016. Anayasaya aykırı ama dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyen CHP'ydi ve Selahattin Demirtaş'la arkadaşları bu yüzden gitti. Kodese. 2016. 15 Temmuz'un ardından süratle o hal dönemi başladı. 20 Ağustos'ta koşa koşa yeni kapıya giden de dayanışma mitingine CHP'ydi. 2017 başkanlık referandumunda mühürsüz oyların sayılmasına karşı çıkmadı anlattım. Sonrasında referandum şahibeli dedi. 2014, 18 ve 23'te hep yanlış adaylar çıkardı filan. Sonra yani bu suçluların telaşı. Takılmayın buna. Yok şundan oldu, yok bundan oldu, yok şu dönem, yok bu dönem. Yani yapmayın. Erdoğan ve ortaklarının şu son 12 yıldaki... Ben 12 yıl diyorum çünkü özellikle miladı 2012 Şubat MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılması ile başlatırım. En büyük başarısı rejim söylemini oturtması. Yani sadece AKP tabanına değil tüm siyaset aktörlerine, tüm medya aktörlerine benim soluyla sağıyla, her türlü fraksiyonuyla, azınlığıyla, Kürt mahallesiyle. Bunda en büyük araç cemaat nefreti oldu ve bu düşmanlık ve kinle cemaati devlet ve toplum düzeninden çıkardılar. Tamam ve bu cemaati devlet ve toplum düzeninden çıkarıl çıkarılması 2011'den başlar. 2012-2013'te de biter. Yani Zekeriya Öz deniyor ama Zekeriya Öz'ün o davadan alınması, daha darbe soruşturmalarından alınması 2013'ten çok öncedir. Her neyse 12 yıl geçmiş. Yani enteresan bir biçimde 22 yıl geçse de bitmez. Bitmez bu söylem. Bu şekilde sağa sola işte yok şudur, yok budur, yok şöyledir, yok böyle başladı filan lafı. Çünkü ya bitmeyecek de. Çünkü elde yani bu tutkal olduğu sürece bu devam edecek. Bu tutkal rejim ve bileşenlerini birleştiriyor, ortaklarını birleştiriyor. 22 yıl sonra da, 33 yıl sonra da bu hikayeyi bu şekilde söylemeye, bu şarkıyı bu şekilde çığırmaya devam edecekler. Konsolide oluyorlar bunun üzerinden. Elde başka şey yok çünkü. Ve tüm yani rejim ve bileşenleri tüm kusur ve sorumluluklarını ustaca ve profesyonel bir biçimde bununla püskürtüyor. Şu son Esenyurt gözaltısında da bu oldu. Yani kandırılma yerini son derece elverişli ve son kullanma tarihi süresiz bir günah keçisine bıraktı. Durum bu. Saf tabanda bunu yiyor. Çok affedersiniz. İtiraz etmiyor. Eliniz zarmut mu topluyor sizin? Şu 12 yıldır, 14 yıldır demiyor. Haliyle rejimin söylemini oturtması sadece AKP tabanına değil tüm siyaset alemine ve medya aktörlerine bu diskuru ve bu söylemi benimsetmesidir. Ve bundaki en büyük araç cemaat nefreti oldu ve bu tutkal rejimi konsolide etti ediyor. Böyle bakın. Onun dışındaki şeylere cevap yetiştirmeye gerek yok. Bakın anlatmıyorlar size bağlıyorum artık ee, manşeti. Ukrayna'da savaş Şubat'ta 3. yılı dolduracak. 24 Şubat 2022'de çıktı. 24 Şubat 2025'te 3 yıl olacak. Ve 3 yıla yaklaşırken şurada 2-3 ay kalmış doldurmasına 3. E, yılı. Rus de, e, Dışişleri Bakanı Ankara Kiev rejimiyle askeri teknik alanda işbirliğini sürdürüyor. Türk silahları Ukrayna silah kuvvetleri üzerinden Rus askeri personelini öldürüyor. Yeni mi oluyor bu? O günden beri böyle. Ama bak, artık bir takım bloklaşmalar ve bir takım bir takım ayrışmaların arefesindeyiz. Bunu size anlatmıyorlar. Ve Rus Dışişleri Bakanı 3 yıl sonra bu kartı açtı. Yaklaşık 3 yıl sonra. Bir başkası. Yoksun burada. Avrupa ordusu kuruluyor. NATO Genel Sekreteri Avrupa Komisyonu Başkanı ile 29 Ekim'de görüştüler ve yakın stratejik ortaklık kurulması noktasında uzlaştılar ve üst düzey görev gücü kuruluyormuş efendim. Gelecek haftalarda ilk toplantısını yapacak. Avrupa ordusu, ordusu bu. Avrupa ordusu ve sen bu şekillenmede yoksun. Bunları size bu açıklığıyla anlatmıyorlar. Girildiğinde, konuşulduğunda, anlaşıldığı, anlatıldığında veya sonuçları ortaya çıktığında da epeyce geç olacak. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Üzer'in göz, gözaltanları ve evinde yapılan aramalara ait görüntüleri bir kere daha paylaşıyorum. Artık yani yakın ve uzak tehlike değil, bütün ocaklara ateş düşmüştür ve herkes bunun farkında olmalıdır. Ve uyanmalıdır, eski tabiriyle intibaha gelmelidir, daha ne diyeyim ben. Ama anlatıyoruz, anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz, anlatmaktan bıkmayacağız. Bir sonraki manşette buluşmak umuduyla.